şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Cezaevindeki tutsak edilen Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı, Akkari'de halkımıza gasp edilen, irademize gasp edilen Mehmet Sıddık Akış, eş başkanımız şahsına tüm yoldaşlarımıza selam olsun. Biz Kürtler, Aleviler, Sünniler ve devrimciler kısaca öteki dayanışma gecemize onur verdiniz. Biz tarihten bu yana hep ezildik, hep yok sayıldık, hep katliamlardan geçtik. Ve son 500 yılın en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya geldik. Şüphesiz geçtiğimiz kış yaşadıklarınız hiçbirimizin unutmayacağı bir hadise olarak kaldı. Hem aklımızda hem yüreğimizde. Dayanışma ile, mücadele ile, umut ve inat ile yaralarınızı sarmaya devam ediyorsunuz. İnancın ve dayanışma ruhun olduğu her yerde geleceğe umutla bakmak mümkün. Ve siz bunu başardınız. Söz verdiğim ve çok istediğim halde sağlık sorunları nedeniyle aranızda olmamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Fakat kalben orada olduğumu, yanınızda hissettiğimi bilmenizi isterim. Daha sonraki etkinlikte birlikte olmak dileğiyle kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Meral Danış Beştaş, DEM Parti Erzurum Milletvekili. DEM Parti eş genel başkanlarımız gece bize bir mesajla katılıyorlar. Hepinizin bildiği üzere yakın bir zamanda bu coğrafya büyük bir deprem felaketi yaşadı. Ve depremin yaraları tam olarak sarılamadı. Ne yazık ki deprem dönemi de bize gösterdi ki iktidarın bu bölgeye geçmişten beri uygulamış olduğu ayrımcı ve asimilasyoncu politika doğal afette dahi kendisini gösterdi. Fakat örgütlü kurumlarımız ve partimiz bu anlayışı mahkum ettiler. Büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Bu dayanışmada katkısı olan gerek yurt dışında gerek yurt içindeki herkesin emeğine sağlık diyoruz. Maraş ve Pazarcık'ın bir diğer en önemli sorunu ise göç sorunudur. Bölgemizin insansızlaşması için geçmişten bugüne özel bir politika uygulanıyor. Deprem ile birlikte bu göç daha da arttı. Ama tüm Maraşlı hemşerilerimizden partimiz adına beklentimiz bölgelerine sahip çıkmalarıdır. Son olarak ise Maraş, Kürt kültürü ve Alevilik inancı açısından önemli bir merkezdir. Geçmişten geleceğe bir köprü olmak, kültürümüzün, dilimizin ve inancımızın kaybolmaması için partimizin ve kurumlarımızın örgütlüğünü büyütelim diyor. Hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyoruz. Yaralandık, öldük, katledildik. Dünyanın öteki tarafına göç edildik. Ama biz tüm kötülüklerin yanında inatla direndik, inatla mücadele ettik ve inatla dayanıştık. Biliyoruz ki son sözü hep direnenler söyler, yaşamak direnmektir. 27. dönem milletvekilimiz ve bu toprakların bir değeri olan Mahmut Toğrul da sesiyle aramızda. Evet, biz birlikte bir güç olursak dünyada sözümüz olur, ülkede sözümüz olur. Onun için dayanışma, bir arada olma, örgütlülüğü büyütmek gerçekten önemli, bizim açımızdan en önemli değerdir. O açıdan ben de bu birlikteliğe emek veren, güç katan herkese çok teşekkür ediyorum. Maraş'tayız, Pazarcık'tayız. Depremin üzerinden 1,5 sene geçti ama enkazlar hala yerinde duruyor. Yurttaşlarımız yaralarını sarabilmiş değil. Peki biz deprem sonrasında neyi gördük? Bu ülkedeki 85 milyon yurttaş bir gerçeği gördü maalesef. 4 gün boyunca, 5 gün boyunca depremin vurduğu 11 kentte devlet yoktu. Bir devletsizlik hali söz konusuydu ve depremin yaralarını bu ülkede yaşayan hangi dünya görüşünden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşın yardımlaşması ve dayanışmasıyla biz açtık.
Deprem sonrası vergiler toplandı. Deprem sonrası yardımlar toplandı. Defalarca dile getirdik. Dedik deprem yardımları nerede? Depremde topladığınız paralar nerede dedik. Bugüne kadar bu iktidar buna cevap vermiş değil. Değerli dostlar, öyle bir iktidar ile karşı karşıyayız ki ben artık AKP iktidarı demiyorum. Troll iktidarı diyorum. Antep'ten Mersin'e tatil için gelen ve sahilde eğlenirken Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençlerimizi gözaltına aldırdılar. Sonra ne yaptılar? Gençlerimize polis minibüsü içerisinde Ölürüm Türkiye'm şarkısını dinlettiler. Biz Ölürüm Türkiye'm şarkısının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bize şunu hatırlatıyor. 80'li yıllarda Ahmet zindanlarını hatırlatıyor ve 90'lı yıllarda yapılan işkenceleri hatırlatıyor. İşte Erdoğan ve troll iktidarı sıkıştığı yerden bir tuşa bastı. Sonrasında devam etti. Bir diğer bastığı tuş neydi? Bu defa Alevi yurttaşlarımızla ilgili bir girişimde bulundular. Biliyorsunuz Alevi açılımı adı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurmuşlardı. Amacı şuydu. Alevi yurttaşlarımızı, Alevi canlarımızı asimile etmekti. Alevi canlarımız, Alevi yurttaşlarımız bunu biliyordu. İşte Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı olan o kurum geçtiğimiz günlerde bir gezi düzenledi. Geziden bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta bozkurt işareti yapan gençler vardı. Alevi yurttaşlarımız oradaki o bozkurt işaretinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Nereden biliyoruz? Sivas'tan biliyoruz. Madımak'ta canlarımız diri diri yakılırken bozkurt işareti yapılıyordu. Nereden biliyoruz? Çorum'dan biliyoruz. Çorum'da Alevi canlarımızın, Alevi yurttaşlarımızın evleri işaretlenirken üç hilaller çiziliyordu. Bozkurt işareti yapılıyordu. İşte o düşkünlerin olduğu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikteki o bozkurt işaretinin anlamı tam da buydu. Sürgün derin bu mema, siyah bu.